İşinde iyi olmanın dürüstlüğü de kendiliğinden getirdiğini söylüyorum ve bu çok tepki çeken bir sözüm. Bu konuda çok da fazla soru geliyor. O yüzden biraz bunu açıklamak istedim. Kırgınlık romanımda biraz bahsetmiştim. İki kişi kendi aralarında konuşuyorlar. Biri, yanlış hatırlamıyorsam eğer, Ali Çeriati'nin bir sözünü söylüyor. O da şu: İşinde iyi olanı değil, temiz, dürüst, ahlaklı olanı seçiniz. Yani İşe birini alırken o işte iyi olanı değil de temiz, dürüst ve ahlaklı olanı seçiniz diyor. Diğer kişi de diyor ki tersine temiz, dürüst, ahlaklı olan işinde iyi olandır zaten. İşini iyi yapmak dürüstlüğü kendiliğinden getirir. İşinde dalavereye başvuran kim varsa bu işinde iyi olmadığı içindir. Siz hiç işini iyi yapan birinin iş yerinde başkalarının ayağını kaydırarak yükseldiğini gördünüz mü? Nitelikli ve zeki kimseler neden hep böyle saf, kandırılmaya müsait zannediyorsunuz? Burada bir parantez açarak söyleyeyim. Bu konuda yapılan araştırmalar var. Daha zeki olan insanların daha gullible, yani kandırılmaya daha müsait, daha saf olduğunu ortaya koyan araştırmalar bunlar. Daha sonra şöyle devam ediyor: Her yerde aptallar ve kalitesizler kandırırlar zeki kimseleri. Zekası da niteliği de olmayan mecburen kurnazlığı öğrenir, onunla kendine yer edinmeye girişir. Kurnazlık aptal ve niteliksizlerin tek kozudur. Ne var ki dünyada işler de zeki ve nitelikli olanların değil, kurnazların lehine işliyor. İş yerlerini, fakülteleri, devletleri, dünyayı ve kültür sanat sayfalarını neden iyiler ve yetenekliler yönetmiyor sanıyorsunuz? İşte o sözüme aslında hep gelen tepkilerde söylenen, sıklıkla söylenen şey, işinde iyi olan ama bir yandan da dürüst olmayan, ahlaklı olmayan insanlarda. Aslında bu paragrafın içinde bunu da açıklıyorum. Yani ben burada işinde iyi olmakla bir işi yaratıcı şekilde yapmayı kastediyorum. Kariyeri kastetmiyorum. Ve tam tersine gücünü elinde bulunduran insanların aslında yaratıcılıktan dolayı işte o gücü ellerinde bulundurduklarını değil de burada anlatıldığı gibi işte nitelikli olunmadığı için kurnazlıkla ve yine o kurnazlığa devam ederek o yerde bulunduğunu açıklıyorum. Fakat biz maalesef çok fazla yatay düşünüyoruz ve o yüzden sanki başarılı olmak, işte kariyer elde etmek, isim sahibi olmak, güç, makam, mevki sahibi olmakmış gibi anlaşılıyor. Bu birçok şeyde aslında böyle anlaşılıyor. Bu sözü tekrar şeyde söylemiştim. İşte bu Ceren Damar mevzuunda, Ceren Damar öldürüldüğü zaman eşi bir konuşma yapmıştı ve o konuşmada şöyle demişti: Önemli olan iyi insan olmaktır, iyi mühendis olmak değildir demişti. Ama işte burada çelişkiye düşüyoruz. Yani orada Ceren Damar'ı katleden öğrenci, eğer amacı gerçekten de iyi bir mühendis olmak olsaydı, o zaman mühendisliği öğrenmeye çalışırdı. Yani orada kurnazlığa başvurması, işini iyi yapmaya çalışmasından kaynaklanmıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden işini iyi yapmaya çalışmanın dürüstlüğü de kendiliğinden beraberinde getirdiğinin iyi anlaşılmasını istiyorum. Biz maalesef çok fazla sonuca odaklı düşünüyoruz. Yani işte üniversitelerde, akademide, iş yerlerinde de aynı şekilde düşünüyoruz ve bizde özellikle diploma fetişizminin, işte okul fetişizminin çok fazla olması da bunun bir parçası. Yani evet, öğrenciler belki kopya çekmeye tevessül ediyorlar, yani farklı şeyler oluyor, fakat bunun da arkasında sonuç odaklı olmamız var. Yani biz notu çok fazla önemsiyoruz, diplomayı çok fazla önemsiyoruz ve böyle olduğu için de okul artık bir araç değil de bir amaç haline geliyor. Halbuki okullar öğrenciler için. Öğrenciler okullar için değil, öğrenciler diplomalar için değil. Yani öğrenci şöyle bir şey demek değil. Sanki işte bazı bilgiler var ve öğrenci boş bir kova. O bilgileri yüklüyorsunuz ve o bilgilerden sonra da işte diplomayla bir etiket yapıştırıyorsunuz. Tamam, bu bilgileri aldı diyebileceğimiz bir şey değil öğrenci. Biz böyle bakarak öğrenciyi çok daha edilgen bir yere yerleştirmiş oluyoruz ve sanki öğrenci bir nesne, öğretmen de orada otorite pozisyonunda ve bazı bilgileri yüklüyor ve o diplomaya sahipse eğer o kişi, o zaman tamam, bu bilgiler yüklenmiştir gibi bir
damga olarak görüyoruz biz aslında diplomayı. Bu işte okullara dair bakış açımızdaki temel problemlerden de bir tanesi. Ve öğrencilerin ve hayatta da genel olarak iş yerinde insanların bu kadar hayata yanlış bakmasının ve bu kavramları çok yanlış değerlendirmesinin arkasında da aslında bunun gibi şeyler var. Mesela erteleme atölyesinde ben 2-2,5 saate anlatıyorum belki ertelemeyi, ama ertelemede de şu önemli. Ben yazar olarak yahut bir öğrenci olarak bir ödev yazacaksam, bir makale, yazı, hikaye teslim edeceksem eğer, orada zihnimde otoriteyi düşünürsem, yani bir deadline, teslim etme tarihi var ve o tarihte vermeliyim diye düşünürsem, o zaman yapabileceğimin en iyisini yapamam. Ama hepimizde işte yaratıcılığın ilk içimizde doğduğu anlar vardır. Mesela şimşek gibi bir şeye benzer yaratıcılık. Birden aklımıza gelen bir an vardır ve o sırada bir şey yazmak isteriz. İşte o ana geri dönmem gerekiyor. Bu bir fikir olabilir. Yani bir fikir aklıma geldiğinde ve bunu yazayım ne kadar güzel olur diye düşündüğümde, yaratıcılığın çünkü insanı çok harekete geçiren, çok motive edici ve olumlu anlamda motive edici bir tarafı vardır. Yazarken otoriteyi değil de bunu düşünmek gerekiyor. Yahut herhangi bir işte. Otoriteyi düşünmeden o işi yapmaya, eğer işi en iyi şekilde yapmaya odaklanırsak, o zaman amacımız not olmaz, o zaman amacımız yükselmek olmaz, o zaman amacımız diploma olmaz. Fakat bunlar kendiliğinden gelir. Fakat biz diplomayı sanki işte o bölümden mezun olan herkes aynı şekilde çalışmış da hepsi birbirinin aynısıymış gibi görüyoruz ve bu insan unsurunu da ne kadar önemsemediğimizi gösteriyor. Halbuki siz yani bir yerde okulu nasıl kullanırsanız onu o kadar araçsallaştırarak onun üzerinde yükselirsiniz. Bu işte bir metin için de önemli. Bir yazar olarak, yani yazar olarak ortaya çıkmak isteyerek bir metni yazmak başkadır. Metnin kendisi için olduğu için metni en iyi şekilde, en iyi hale getirmeye çalışmak başkadır. Söylediğim birçok şeyin yanlış anlaşılmasının arkasında da çok yaratıcılık karşıtı bir dünya içinde olmamız ve yaratıcılığın aslında anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Çünkü en sağlıklı içgüdümüz, her zaman söylüyorum, yaratıcı içgüdümüz ve her birimiz yaratıcı içgüdüyle beraber doğuyoruz. Ve bu yaratıcılık aslında kendi kendimizi yaratmamız da anlamına geliyor. Çünkü olmak denen şey oluyoruz ve bitiyor anlamında değil. Örneğin tasavvufçulara göre de şöyledir. Hani kainat yaratılmıştır bir kez ve daha sonra hep aynı şekilde var olmuş değildir. Fakat her an yeniden yaratılmaktadır kainat. Şimdi varoluşçulara göre de buna çok benzer bir taraf var. Biz her an yeniden yaratıyoruz kendimizi ve varoluşçular şunun üzerinde de dururlar. Being kelimesi, yani varoluş kelimesi, sadece bir isim değildir. Fiil halinde var oluyor anlamına gelir. Yani kendi kendimizi var etmekteyizdir ve biz kendi kendimizi var ettiğimiz ölçüde mutlu oluruz. Yani var olmak aslında yaşadığımızı hissettiren şeydir ve bizi mutlu eden şey de budur. Bizi mutlu eden şey yaratıcılıktır, kendimizi gerçekleştirmemizdir. Ve her zaman şunu söylüyorum, biz eylemlerimizi yaratıyoruz, eylemlerimiz bizi yaratıyor. Biz hayatımızı yaratıyoruz, hayatımız bizi yaratıyor. Ortada yaratıcılık olduğu ölçüde mutluyuz. Yani bir insanın hayatında mutlu olup olmadığını belirleyen şey budur. Fakat zihnimizde şöyle düşünürsek, yani diploma odaklı düşünürsek, işte amaç eserin kendisi olmazsa, çünkü her şey aslında bir eser. Yani bir eylem de yaratılan bir şeydir. Çünkü yaratıcılık, her zaman üzerinde duruyorum, her şeyin içerisinde olabilir. Ben hangi işi yaparsam yapayım, onun içinde bir yaratıcılık vardır. Ve o yüzden okulların amacı da zaten bu olmalı. Yani öğrencinin bilgi yüklenen edilgen bir nesne değil de, bilgiyi kendisi araştıran, kendisi sorgulayan, kendisi orada agent, yani kaynak olarak bilginin üreticisi durumunda olan kişi olması. Böyle olduğu zaman zaten biz kendiliğinden hayatımızı da yaratmaya başlıyoruz ve çok daha mutlu oluyoruz ve o zaman bu kendiliğinden dürüstlüğü ve iyi olma halini getiriyor. Yani eser bir sanat eseri yahut işte hayatımız için de söyleyebiliriz aynı şeyi. Eğer bir araç değil de amacın kendisi ise, o zaman araya işte bir başkasını
kandırmaya çalışmak, kurnazlık yahut az önce örneğini verdiğim durumlar çok fazla girmiyorlar. Ben de her zaman öğrencilerime söylediğim şeylerden biridir. Ya önemli olan kimin nereden mezun olduğu değildir. Biz mesela bu etiketlere çok fazla takılıyoruz. Örneğin bir profesör diyoruz ama önemli olan o insanın ortaya koyduğu tezdir. Ne yapmış? Yani ortaya ne koymuş? Okul isimlerinden, bu ünvanlardan çok o ortaya koyulan eserin içeriğiyle konuşabilirsek çok daha sağlıklı, yaratılan eser üzerinden konuşabiliriz. Ki iş yerlerinde de zaten yine ortaya konulan şey, içerik orada bizim görebileceğimiz şeydir. Yahut işte kişinin aynası işidir aslında, ortaya koyduğu şeydir. Biz ortaya koyduğu şey üzerinden o kişiyi değerlendirebiliriz. Hatta kendimi de her zaman yazar olarak tanımlıyorum ve şöyle diyorum ya, hatırlarsanız. Hani benim kitaplarımı okuyan biri beni tanır zaten. O yüzden ben kendimi yazarlıkla tanımlıyorum. Çünkü onlar ortaya koyduğum şeyler ve onlar üzerinden beni tanıyan biri gerçekten beni tanımak istiyorsa tanıyabilir derken de bunun üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Öğrencilerime söylediğim şeyi söylemedim. Tekrar oraya geleyim. Yani siz kendinizi yaratın, hayatınızı yaratın, eserinizi yaratın. O yüzden mezun olduğunuz okul arkanızdan gelsin diyorum. Yani çünkü aldığımız eğitimle ne yaptığımızı biz belirliyoruz. Onunla ne yapacakları da o öğrencinin kendisine kalmış oluyor. O bölüm, o okul her neyse, o insan o okuldan mezun oldu derler o zaman ve o zaman eğitimimiz bizim arkamızdan gelir. Bunun çok önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Burada şey ayrımını da yapayım. Erich Fromm'un çok meşhur tabirini bilirsiniz. Der ki genelde biz kendimizi sahip olduklarımızla tanımlıyoruz. Ne diyoruz mesela? İşte şey, şuradan mezunum, yani o diplomaya sahibim. Halbuki ben o değilim. İşte evliyim diyoruz, yani ben bir eşe sahibim. Anneyim, babayım diyoruz, yani ben bir çocuğa sahibim. Fakat bunlar kim olduğumuz değiller. Hatta kim olduğumuz tam tersine bütün bu ilişkilerimizden ve sahip olduğumuz şeylerden bağımsız olarak aslında kim olduğumuz ve kim olduğumuzu en fazla belirleyen şey işte o being, yani eylem halinde olan kendi kendimizi gerçekleştirmemiz. Yani biz ortaya ne koyduk? Hangi eylemlerimizi gerçekleştirdik? Çünkü biz kendimizi yarattığımız ölçüde yaşadığımızı hissediyoruz. Var olduğumuzu hissediyoruz. Bu işte Heidegger'in de var olma coşkusu dediği şey. Aksi halde yaşıyoruz ama aslında öldüğümüzü hissediyoruz. Yani Winnicott'ın diliyle söyleyeyim, biraz kendi ifademle, var olmak ve yaşamak aynı şeyler değil. Var olmak ve yaşamak birbirinden farklı şeyler. Birçok insan yaşıyor fakat o kadar çok hani o ölü etiketlere bağlı olarak kendisini bunlara uydurmaya çalışarak yaşıyor ki o yüzden yaratıcı olamıyor ve var olduğunu da hissedemiyor. Ve yaratıcılık derken belki şöyle bir örnek vermem burada anlatmaya çalıştıklarımı biraz daha açık hale getirecektir. Mimarlar üzerinde bir araştırma yapıyorlar ve mimarları 3 ayrı gruba ayırıyorlar. En yaratıcı olanlar, orta derecede yaratıcı olanlar ve en az yaratıcı olanlar diye. Şimdi burada 3 grupta mimarlığın kendi kurallarını, standartlarını biliyor. Fakat yaratıcı olanlar ve olmayanlar arasındaki fark şu. En yaratıcı olan grup, mimarlığın kendi kurallarını ve standartlarını bilmekle beraber içindeki standartlara uymaya çalışıyor. Yani o kuralları biliyor fakat kendi standartlarına göre hareket ediyor. Dolayısıyla kurallar ona uyuyor. En az yaratıcı olanlar ise tam tersine o kurallara uymaya çalışıyorlar. İşte buradan, iş yerlerinden, okullardan ya da genel olarak hayatımızdan bahsederken yaratıcılığı farkında olmadan nasıl öldürdüğümüz belki biraz daha anlaşılır hale gelecektir. Çünkü eğer amacım okulun benden öğrenmemi, olmamı istediği gibi biri olmaksa ve okulun da eğer öğrenciye böyle edilgen bir yaklaşımı varsa, o zaman
kendimin en iyisini yapamam. Kendimi en iyi şekilde gerçekleştiremem ve yaratıcı olamam. O zaman işte öğretmenimin ne istediğini düşünürüm, benden ne istendiğini düşünürüm ve iyi bir not almaya çalışırım. O zaman ortaya bir şey koymakta da çok güçlük yaşarım. Ben mesela öğrencilerimle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben çok serbest tutuyorum. Yani bir öğrencinin yaptığını bir başka öğrenciyle kıyaslayamam çünkü. Kim ne isterse o konuda yazabilir, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buradaki psikanalitik terimleri ve başka kullandığımız fikirleri diyorum. Ve her öğrencinin yaptığı şeyi de kendi içinde değerlendiriyorum. Ve bir öğrencim güzel bir şey getirdiğinde diyorum ki bu çok güzel, bunu yayınlayabiliriz. Bunu yayınlamayı düşünür müsün? Ve öğrencim sıklıkla böyle olduğunda hep genelde şöyle diyorlar öğrenciler. Ben bunu bir ödev olarak yazmıştım. O yüzden madem yayınlanacak, yayınlanmak için ben bir başka şey yapayım. Yani düşünün, hayatta bir dergide yayınlayacağı bir şey ile ödev arasındaki farkı biz çok fazla açmışız öğrencilerin zihninde. Öğrenci o kadar çok okulu memnun etmeye odaklı ki kendi kendisini gerçekleştiremiyor. Halbuki okulların amacı tam tersine olmalı. Yani aynı şey anne babalıkta da var aslında. Bütün ilişkilerde o aradaki hiyerarşiyi ve otoriteyi kaldırmamız gerekiyor. En yaratıcı şeye ulaşabilmemiz için. Ve yaratıcılıktan bu kadar bahsetmişken Tolstoy'un o çok sevdiğim sözünü tekrar söylemek isterim. Sanat Nedir kitabında sanatı uzun uzun anlatır, sanatı çok över ve sanatı övdükten sonra der ki yine de en önemli sanat eseri öldükten sonra geride bıraktığımız hayatımız der. Önemli olan işte o hayatı da bir sanat eseri gibi yaşayabilmek, yani yaratıcı olabilmek. Biz zaten hayatımızı yaratabildiğimiz ölçüde mutluyuz ve hayatımızı yaratamadığımız için bu kadar mutsuzuz. Yani günümüzde de insanların sürekli başka insanların hayatına bakması, sürekli işte bu kadar çok fazla kıskançlığın olması, daha yükselmeye çalışmak, işi iyi yapmaktan ziyade işte kurnazlığa başvurarak mevki edinmeye çalışmak gibi şeyler. Yani bu bahsettiğim şeyler zaten amacın iş olmadığı durumlarda oluyor. Söylenecek çok şey var ama başka videolarda burada anlatmaya çalıştığım şeyi biraz daha pekiştirecektir diye umuyorum. Çok daha uzun olmasın diye burada kesiyorum.